Kasım ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ordunun en büyük gelir kaynağı olan fındığın son durumunu öğrenmek için Halit Çoşkan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Fındık fiyatları haftaya 22,5 lira seviyelerinde başladı. Fındık sezonunun bitmesiyle birlikte elinde fındık kalan üreticiler serbest piyasada fındık fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Serbest piyasada fındık fiyatları 50 randıman 22,5 liradan işlem görüyor. Son günlerde yaşanan düşüş üreticiyi tedirgin etti. Tedirgin etmeye başladı. Karadeniz bölgesinin en çok katma değer kazanan ürünlerinden olan fındıkta yaşanan fiyat bilmecesi devam ediyor. Fındık sezonu öncesi Giresun kalite kabuklu fındığın 22,5, Levent kalite kabuklu fındığın ise 22 lira olarak açıklanması serbest piyasayı olumlu bir şekilde hareketlendirmişti ve fındığın fiyatını 25 TL'ye kadar yükseltmişti. Şu anki fiyatların gerilemesi manipülasyon olabileceği belirtiliyor. Her ne kadar böyle belirtilse de Avrupa'ya giden fındık ihracatındaki düşüş devam etmekte. Buna bağlı olarak geçen yıl aynı zamanda 131 bin ton fındık ihraç olmuştu. Şu anki 83 bin ton ihraç gerçekleşti. Yani arada 48 bin ton bir ihracat eksiğimiz var. Bu ihracat eksiği tamamlandığında fındık fiyatları kendiliğinden toparlanacaktır. Serbest piyasada fiyatları arz talep dengesi belirliyor. Koronavirüs geçen yıl fındığa yaramıştı. Bu yılda virüsün etkisini gösteriyor. Dolayısıyla fındık fiyatlarının olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Peki Halit Bey, son durum, fındığın güncel fiyatı şu an nedir? Hani 22,5 liraya başladı hafta başında. 22,5 TL'den işlem görmeye başladı fındık fiyatları. Yılbaşında sömestr tatili olacak. Avrupa'da ihracata bir 10-15 gün kapanacak. Ondan sonraki durum yılbaşından sonra belli olacak. Daldaki durum fındığın rekoltesi, arzı, talebi, fiyatları belirleyecek. Bu diğer ilçelerde de fındık fiyatları aynı mı seyrediyor? Hayır, Giresun kalite fındığın fiyatı bizim buraya göre 1 lira pahalı. Düzce'de bizden biraz daha ucuz. Yani arada 50'şer kuruşluk fark var. Düzce, Giresun ve Ordu kalite olarak değişiyor fındık fiyatları. Ama 50 randıman olarak 22,5 liradan alım satım devam ediyor şu anda. Peki Halit Bey, bu 2021 yılında fındık nasıl bir seyir, yani yol izleyecek? 2021 yılında fındık fiyatlarını etkileyecek olan unsur karanfil sayımı yapılacak Ocak ayında. Karanfil sayımında eğer düşüş olursa fındık fiyatlarına yansır. Daha sonra fındık fiyatlarını etkileyecek olan Mart-Nisan ayındaki sayım, orada da rekolte sayımı yapılacak. Rekolte sayımında fındık eksik çıkarsa yine fiyatları yükseltir. Bu şekilde. Peki stok yapan üreticilere ne demek istersiniz? Ne yapsınlar? Fındıklarını nasıl değerlendirsinler? Bence stok yapan üreticiler bu saatten sonra fındıklarını çürütmemeye gayret etsinler. Sonraki fiyat arıza talebe göre, ihracata göre fiyatlar kendiliğinden oluşacaktır. Zaten beklenti 20 liranın üzerindeydi. Çok üzerinde. Fakat gönül ister ki 25 liraya, 26 liraya, 30 liraya fındık satılabilsin. Evde fındık bekletenler naylon çuvallarda bekletmemesi ve fındığı havalandırması gerekiyor. Çürümemesi için aflatoksin, rutubet, nemden koruması gerekiyor. Fiyatları dediğim gibi sade fiyat odaklı olmaması lazım. Fındıklara iyi bakılması lazım. Gübreleme, mesela bu aylarda verim gübresi atılıyor. Fındığın verimi için gerekli unsurların uygulanması gerekiyor. Buradan sağlığımız için vurgu yapmak istiyorum. Koronavirüs tekrar hızla yayılmaya başladı. Sağlığımız için, geleceğimiz için maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına kolay gelsin diliyorum.